Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çağrı işaretim Tango Alfa 1 Eco Victor. Ve ben eski bir telsiz zaptıyım. Gördüğünüz anteni ben tabii ki yaptım. Bu balık oltasından yaptığım anten. İyi incelerseniz 10 metrelik kabloyu üstüne kıvıra kıvıra koydum, yerleştirdim. 10 metrelik kabloyu bobine çevirdik. Şimdi burada tabii rezonans denen bir şey yok. Ben bunu tünerle yapmaya çalıştım. O tünerle mükemmel bir anten elde ettim. Ama benim buradaki QRP USDX dediğim cihazım çok hassas değil. Ama büyük bir cihaz koysam buna daha iyi alma yapabilir. USDX cihazları hani bana tavsiye eder misiniz diye soruyorlar. Ya şöyle ki alış hassasiyetleri çok kötü. Yani onu söyleyeyim. Buradan ben bu antenle nereyle? Finlandiya ile filan görüştüm. Ya benim logbooklarıma bakabilirsiniz. Zaten yani Finlandiya taraflarıyla bu anten yani test edildi. Gayet de iyi çalışıyor. Şimdi monte ettim de size göstereyim diye. Antenin boyu 7 metre. Şimdi şurada da bir tane balık kamışı görüyorsunuz. Aşağı şey yapıyor. Bir tane iki tane balık kamışı bit pazarından buldum. Büyük bir para vermedim. Uygun bir fiyata. Bunların zaten uçları yoktu. Ben de zaten böyle bir anten yapacaktım. Yani burada hem size göstereyim diye. Bir kırık yeri vardı. 7 metre tam 7 metre bir boyu var arkadaşlar. 10 metrede 3 metreyi de yani sararak bir şekilde tam dibine değil de komple her tarafını sararak bir anten oluşturdum gördüğünüz gibi. Ve sonucunda bu da oldu. İşte böyle güzel de bir manzaram var. Buradan dediğim gibi ama şimdi bina önüme bu bina ağaçların şeyi var. Benim açık alanım burası. Yani evin bu kısmı almayacak. Burası almayacak. Şimdi bu duvar almaz. Şu ağaç etkiler. Benim önüm açık sadece bu kısım. Yani gökyüzü falan açık ama tabii ki bir yerden yine atlamalar yapacak ama evin bulunduğu bölge yani bu antenin aslında ortalarda olması daha iyi olurdu. Alım hassasiyeti var ama USDX kullandığım için şimdi bu önüm açık. Şimdi vertikal antenler nasıl çalışır? Önü açık olması gerekiyor. Şimdi burada tabii ki bu benim arka kısım ev olduğu için burayı almayacak ama benim yine rezonansı tutturduğum için bu ön bölge tamamen bana ait arkadaşlar. Şimdi anten, vertikal anten yarı şeyle kapasiteyle çalışıyor diyebiliriz. Çünkü arkam benim ev olduğu için buradan hani evet çalışıyor ama ön şuraya kadar bütün ev, her tarafı alır. Şöyle buraları hepsini alır ve gönderme yapabilir. Ama evin bölgesi zayıf kalır arkadaşlar. Vertikal antenlerinde en kötü tarafı budur. Ya o yüzden çatılara monte edilirler. Ama benim balık oltasından size hani örnek diye gösterebileceğim anten çeşidi bu. Hani balık oltasından yaptım. Oluyor. Kıvırdım. Yani bunun ucuna da tüner bağladım. Oluyor mu? Evet oluyor. Yani şunlar da güneş panellerim tabii benim. İş görüyor mu? Ya, evet görüyorlar. Yani şöyle hem de görün diye çektim. Boş durmuyoruz yani. Ha topraklamayı mı? Burada bu asmaları görüyorsunuz. Üzümlerim de tabii. Bunlar üzümler. Bu asmaları koyduğumuz çatıyı görüyorsunuz ya hani bu demir. Oraya toprakladım. Bu toprak kısmını yani çeyrek dalga 10 metre çeyrek dalga yani 40 metre bandı üzerine 10 metre çeyrek dalga onu bobin haline getirip toprak kısmını da bu metale yerleştirince alın size radyal olmuş oldu. Hatta radyalden memnun kalmayıp karşıya gittim bir tane 10 metre tel attım ama yine olmadı. Bu metal daha iyi yani alt kısmını topraklamam daha iyi. Ya denemeler yapıyorsun tabii. Çünkü ben o rezonansını tamamen rezonansını bilemem. Kafama göre sardım. Önümdeki 10 metreyi kafama göre sardığım için nerelerde. Ama düz bir tel olsaydı tabii ki yani düzenli bir tel değil. Yani evet birbirine değmiyorlar ama
Bunu da size göstermek istedim. Yine yurt dışındayım açıkçası. Hop bir şey düşürdük. Böyle arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.